1960 Kastamonu Orhan Baltacı. 1970'te Ilamurgu'ya 10 yaşındayken geldim. İlkokul. İlkokuldan sonra askerlik. Askerlikten sonra bu seneye kadar devamlı Ilamurgu'da ikamet ettim. Daha önceden askerden önce hastane işlerine uğraştım. Askerden sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeydim. İtfaiye girdim. 27 yıl çalıştım itfaiyede devamsız. Anadolu yakası gruplarında hepsinde kaldım. Komşu da bizim için bir anne babaydı. Öz annemiz babamız da bizim için bir anne babaydı. Yani benim yetiştiğim çevredeki komşularımdan Allah rahmet eylesin, hepsi rahmet oldu. Kendi anne babam kadar değer veririm. Onlar da kendi çocukları gibi bize değer verdiler. Yani bu evin içinde de aynı, sokakta da aynı. Şöyle anlatayım eski Ümraniye'yi. Kısa söyleyeyim, tepe üstünden Ümraniye'ye doğru baktığın zaman Saltıra'daki tahta cami gözükür idi. Yani Ümraniye'nin ne kadar az bir şey olduğunu söyleyeyim sana. Ümraniye'de 3 katın üstünde doğru düz bina yok idi. Yani tepe üstünden baktım santralı görebiliyor idik biz çocukken. Hiç yol yoktu. Alemdağ Caddesi tek şeritte gidiş ama ara sokakta hiç yol yoktu. Su, elektrik yoktu 1970'lerde. ...84'te Görücü usulüne evlendik. Eşim zaten yabancı değil, akrabalarımdan. Ama tanıyoruz da yani bir ön konuşma falan yoktu, Görücü usulüne oldu. Allah'a şükürler şu anda işte 40 seneyi buldum, şikayetimiz yok. Şu anda 3 çocuk var. Çok o meslek icabı çok şey anılarım var. Hatta bir tanesini anlatayım. Bir düğün salonu yanıyor idi. Düğün salonunda tahmini söylüyorum 250-300 kişi var idi. Yangına gidince bizim elimizde 2 tane merdiven aracı var. Ama bütün camlardan millet kendisini atıyor. Düğün salonunda 4. kattık. Yoğun bir dumandan atıyor millet. Ben de ilk önce dedim ki çocuklar veya bayanlar itfaiyenin asansörlü merdiven aracını bilsin diye. Çocukları aldık. Yani merdiven hareket etmek üzere iken kadının bir tanesi attı kendisini. Merdivenin üstüne doğru, çocukların üstüne doğru. Kadını havada karşıladı. Bizim o itfaiye arabasına aşırı yük binmesiyle merdiven kilitlendi. Kadını ikinci merdiven bize yetişinceye kadar ortalama 5 dakika, 6 dakika havada tuttu. Sorarsan bizim yani gençliğimizdeki hayalimizi söyleyeyim. Ümraniye böyle bir şey olacağını yani bize film olup gösterseler yine inanmazdık. Buralara bir tane araba gelmezken şimdi sokaklar araba park edemiyoruz. Bunları filmde bize gösterseler ben yine inanmazdım. Yani Ümraniye, İstanbul veya Ümraniye bu kadar gelişti. Belediye olsun, hükümet olsun. Ya yapılacağının en son limitine kadar yaptı. Yani bir insanoğluna ne hizmet yapılıyorsa şimdi hepsi yapılıyor. Hepsi hizmetinde, hepsi ayağının altında. Gençlere bol bol spor tavsiye ediyorum. Sporu bırakmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama sporu bırakmasınlar. Ben Ümraniye'de yaşamaktan çok memnunum.
bütün Ümraniye'de spor hizmetlerinin hepsinden yaralandım. Gençler için de yaralanması bütün imkanlar var. Sayın Başkanım, size başarılar diliyorum. Gönderdiğiniz ekibe teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Ümraniye'ye yaptığınız hizmetlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevinizde tekrar başarılar diliyorum. Thank you.